42 madencinin ölümüne neden olan Amasra maden faciasını araştırma için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. O raporda kazanın en önemli nedeni olarak tali havalandırmanın yetersiz olması gösterildi. 5 ay önce 42 maden işçisinin ölümüne neden olmuştu Amasra maden faciası. Mecliste kurulan Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu o kazayı inceledi. Komisyon kazanın en önemli nedeni patlayıcı atmosferi oluşturan metan gazı varlığının ve patlamayı tetikleyici unsurların bu önlemlerle yönetilememesidir denildi. Raporda Grizu patlamasının yaşandığı tarihte aktif olarak çalışmayan ve bilinmeyen bir süredir havalandırılmayan ve sensörlerle izlenmeyen bacaların bulunduğu ifadesi de dikkat çekti. Komisyon raporunda havalandırmaların iyi çalışmadığı, ortamın yeteri kadar havalandırılmadığı tespitlerine de yer verildi. Komisyon patlatmalı kazı faaliyetlerinin mevzuatta belirlenen şartlara uymadığı, bunları kontrol eden, denetleyen etkin bir denetim ve kontrol mekanizması olmadığı ve bu yüzden ortam güvenliğini riske atıldığına dikkat çekti. Araştırma komisyonu bir daha maden facialarının yaşanmaması için raporda 120 öneri de sıraladı. Bu önerilere göre iş kazalarında ihmal ve kusuru bulunanlara uygulanan cezai müeyyideler ve idari yaptırımların caydırıcılığının artırılması istendi. Ruhsatsız işletildiği tespit edilen ve kapatılan madenleri işleten kişilere hapis cezası verilmesi ve bu kişilerin ömür boyu madencilik faaliyetlerinden men edilmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılması önerildi. Madencilik mevzuatının gözden geçirilmesi gerektiği, kömür madenciliğine ilişkin tüm faaliyetler için ayrı bir mevzuat düzenlemesi istendi. Madencilik faaliyetlerinin tek bir çatı kuruluş altında toplanması gerektiğine vurgu yapılarak, uluslararası standartlarda bağımsız bir maden, iş sağlığı ve güvenliği kurumu kurulması istendi. Önerilerde gazlı ocaklar için ayrı bir havalandırma mevzuatı hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.